genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben operatör doktor Mehmet Bekir Şen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere smear testinden bahsedeceğim. Smear testi 21 yaşından itibaren yaptığımız rahim ağzı kanseri tarama testidir. Hücresel boyutta bir değişiklik var mıdır rahim ağzında bize bunun sonucunu verir. Bir de HPV testimiz var. Eğer bir smear tahliliyle HPV testimizi beraber yapıyorsak biz buna co-test ismini veriyoruz. 21 yaş ile 30 yaş arasında her 3 yılda bir smear tahlili hastalarımıza öneriyoruz. 30 yaşından 65 yaşına kadar ise her 5 yılda bir co-test veya her 3 yılda bir smear tahlilini yine yapıyoruz. Eğer ki rahim ağzında hücresel boyutta bir değişiklik varsa hastalarımıza mutlaka HPV taraması istemek lazım. Rahim ağzında atipik hücre varlığında mutlaka hastaları yakın takibe almak gerekir. Kolposkopi dediğimiz cihaz rahim ağzını özel bir mikroskop yardımıyla incelememizi sağlıyor. Ve bu mikroskop altında biz rahim ağzından biyopsi alabiliyoruz. Aldığımız biyopsi sonuçlarına göre daha sonrasında hastaları takip ediyoruz veya rahim ağızlarını çıkarma operasyonları yapabiliyoruz. Burada HPV virüsleri çok önemli bir yer tutar. HPV virüsünden korunmak için mutlaka HPV aşısı olmak gerekir. Ülkemizde şu anda iki tip HPV aşısı vardır. Biri ikili HPV aşısı, diğeri ise dörtlü HPV aşısıdır. Herkese HPV aşısını yaptırmalarını, aynı zamanda düzenli olarak eğer ki smear tahlili yaptırıyorlarsa her 3 yılda bir, eğer co-test yapılıyorsa mutlaka 5 yılda bir bunları tekrar etmelerini ve yıllık jinekolojik muayenelerini ihmal etmemelerini öneriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.